Özkan Uğur'un yaklaşık 2 yıldır rol aldığı Pepsi tadım testi reklamlarına muhakkak denk gelmişsinizdir. Bu reklamları izleyip de hiç düşündünüz mü? Pepsi manyağı oldu herkes ya. Uzun yıllar boyunca piyasa liderliğini koruyan Coca-Cola karşısında Pepsi nasıl oluyor da bu testlerde üstünlük sağlıyor? Veya müşteri her zaman haklı ise Pepsi neden Coca-Cola'yı deviremiyor? Karar verme psikolojisi üzerine yazılmış, Blink Pepsi kitabı okurken Pepsi tadım testi üzerine yazılmış ufuk açıcı bir bölüme denk geldim ve bunu sizleriyle paylaşmaya karar verdim. Videoyu izledikten sonra hem farklı bir bakış açısı kazan... Oğlum hakikaten Pepsi daha iyi bu arada ya. Bak bunu herkes söylüyor, ben chatte çünkü Pepsi içen mal mıdır? Sakarin burada sert yasalar geçiyor bu chatte. İki tane çok önemli yasamız var. Normalde kural falan yok. Anama sövmediğin, abazalık yapmadığın, spam atmadığın süre. Birkaç tane kural varmış aslında ama. Pepsi aleyhine konuşamazsın. İki, bana soru soramazsın. Bunlar çok önemli kurallardı. O yüzden seni banlıyorum. Kendine iyi bak. Anacaksınız. Hem de renklama denk geldiğinizde etrafınızdakilere bu efsane bilgiyle hava atabileceksiniz. 70'li yıllarda Pepsi'nin pazarda gitgide büyümesi karşısında huzursuzluğu artan Coca-Cola yetkilileri 80'li yıllarda Pepsi tarafından yaratılan Pepsi Challenge furyası karşısında hepten kendilerine olan inancı yitiriyorlar. Coca-Cola mason şirketi o yüzden. Pepsi'nin tadının Coca-Cola'ya göre daha üstün olduğunu iddia eden Pepsi Challenge tüm gazete ve televizyon kanallarında boy göstermeye başlıyor. Yetkililer Pepsi'nin text to speech bozuldu bu arada. Text to speech çalışmıyor. Text to speech'i durdurmanız lazım. Korkuya kapılıp pazar araştırmalarına servetler yatırarak bu duruma bir dur demek istiyorlar. Sonuç olarak Pepsi'nin kolaya göre daha şekerli olduğundan dolayı tat konusunda geri planda kaldıklarına karar veriyorlar. Ardından orijinal kola tarifine şeker ekleyerek tadını Pepsi'ye benzetmeye çalışıyorlar. Ve ne? Adını New Coke. Yani yeni kola olarak lan... Neukaaaaaaak... ...lanse ediyorlar. Hikayenin gidişatından anla... İsrail desteklemek için kola alıyorum be işte. ...anlayacağınız gibi yeni kola tüketiciler tarafından rezalet bir şekilde karşılanıyor. Abi ve yetkililer... Mehmet Erdem diye bir kanal varmış, kim olduğunu tanımıyorum, bakarsan üstte. Ya Mehmet bir sus ya. Kısa süre sonra bu ürünü raftan kaldırıp orijinal tarife geri dön. Old Coke zorunda kalıyorlar. Hikayenin ilginç yanı ise Coca-Cola orijinal tarife döndükten sonra Pepsi'nin pazardaki büyümesi duruyor ve Coca-Cola günümüze kadar pazar liderliğini sürdürmeye devam ediyor. What the fuck? Şimdi ise işin bilimsel yanına gelelim. Bu içeceklerin tadı ve tadım testi arasındaki ilişki yıllar sonra ortaya çıkıyor. Yapılan tadım testlerinde içeceklerden birkaç yudumluk bir miktar plastik bardaklara konularak teste katılan kişilerden seçim yapmaları bekleniyor. Ve bunu da yudum testi olarak adlandırıyorlar. Fakat tüketiciler aslında gazlı içecekleri ev, iş yeri veya lokanta gibi ortamlarda yudum olarak değil, kutu veya şişe bazlı olmak üzere daha çok miktarlarda tüketiyorlar. Pepsi'nin tadım testlerinde öne çıkmasının nedeni ise şeker yoğunluğunun fazla olmasının yudumluk tadımlarda Coca-Cola'ya göre daha çok zevk vermesinden ibaret. Ufak miktarlarda her zaman şekerli ürünler öne çıkarken miktar arttıkça şeker rahatsız edici olmaya başlıyor. Gerçek ortamda da insanlar gazlı içecekleri hunharca miktarlarda tükettikleri için daha az şekerli olan Coca-Cola piyasayı domine etmeye devam ediyor. Sonuç olarak bu testlerde Pepsi'nin kazanması tüketiciler tarafından daha çok beğenildiği veya tercih edildiği anlamına gelmiyor. Tat, marka seçiminde rol oynayan faktörlerden sadece bir tanesi. Fakat gazlı içeceklerde kullanıcı alışkanlıklarını belirleyen faktör içeceğin anlık tadı değil, tüm içim tecrübesidir. Tabii. Bu arada iki içeceği de tüketmiyorum ve bu nedenle tarafta tutmuyorum. Fakat pazarlama dünyası gördüğünüz gibi gayet çakalca işliyor ve bu reklamı izleyip Pepsi daha iyiymiş kafasına girmenizi de istemem. Artık televizyonu açıp reklamın çıkmasını bekleyebilir ve ardından da bu hikayeyi anlayın. Ben reklamdan değil yani. Benim Pepsi'yi sevmemin tek sebebi ne biliyor musunuz? Çok açık söyleyeyim mi? İnanılmaz bir propagandanın parçası oldum. Küçüklüğümden beri. Bütün sebebi bu.
Gerçekten de bu yüzden seviyorum Bepis'i. Bana iç diyor yani. O diyorsa içerim ben. Kızım UMT 04 beta DNZ 7 3. öyle ay çok.